Gel ben. Palamut! Hayır, palamut, 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 palamut. Palamutçular! Palamutçular, palamutçular! Burası sizde neyler? Hadi bakayım. Ooo, Salih Reis. Bak, selamünaleyküm. Şu anda havaların soğumasıyla birlikte tabii ki palamut sürüleri toplanmaya başladı. Şu anda daha da bol yani eskiye nazaran. Bu sene hamsi ne olacak? Şu anda havaların soğumasıyla birlikte tabii ki palamut sürüleri toplanmaya başladı. Şu anda daha da bol yani eskiye nazaran. Bu sene hamsi ne olacağını zannetmiyorum. Olsa da hamsiler küçük. Şu anda Karadeniz hamsileri çıkmıyor. Ama çıksa bile o da pahalı oluyor. O da palamutun bolluğundan dolayı. Şu anda aşağı 1 kilo yakın balıkların 3 tanesi 100 liraya gidiyor. Yani 35 liraya falan geliyor. Hamsi 50 lira. Yani 50 lira fiyatına ama hamsi ilerleyen günlerde de bollaşırsa o da 25 liraya kadar düşer. 20-25 liraya kadar düşer bollaştığı zaman. Şu an işte mezgit geliyor ara ara. Barbunya geliyor. Çinekop geliyor. Çinekop da yeni başladı. Çinekop'un fiyatı yüksek ama o da ilerleyen zamanda bollaşırsa o da düşer yani. Şu anda çinekop 100 liradan geliyor. Mezgit 60 liradan falan gidiyor. Şu anda palamutun olduğu çok iyi. O da zaten bu ayın 15 sene 20 sene sonra artık iyice biter. Sona gelir peşine çinekop. Diğer balıklar başlar. Hadi bakayım palamutçular. Şimdi palamut balığı şu anda iğne adayla Sinop arasında avcılık vermekte. Tabii ki oradan buralara gelmek suretiyle tezgahlarımıza yansımakta. Fiyatlar uygun. 3 tanesini 100 liraya satıyoruz. Yaklaşık 3 tane balık 2,5 kilo civarında geliyor. Yani bütün et ürünlerinden çok daha makul fiyatlarda şu anda. Tanesi 3 tanesi 100 lira 35 liraya tanesi geliyor. Şimdi hamsi balığı palamut balığının temel yiyeceğidir. Karadeniz'de pek hamsi kaldığını zannetmiyoruz. Olan hamsiyi de palamut tüketti. Hamsiler şu anda 50 lirayla 70 lira arasında değişiyor kilosu. Normalde Kasım ayında hamsinin başlaması gerekiyor. Bu karasudan kuyulardan Karadeniz'in iri hamsisi çıkar. Ama bakalım palamuttan ne kaldıysa onu satacağız artık. Tezgahlarımızda şimdi trollardan mezgit, barbunya gelmekte. Ayrıca çinekop balığı da yeniden göstermeye başladı. Az da olsa. Onun haricinde zargan var işte. Zarganın kilosu 100 lira. İri mezgitler 100 lira, aynı zamanda ince mezgitleri satıyoruz. O da 50 ile 60 arasında seyrediyor. Vallahi şimdi hani gelecekte ne olacağını pek bilemeyiz ama şöyle de bir kanı var. Şimdi palamut balığı yaklaşık olarak bir ayda 5 kat büyüyor. Aşırı bir şekilde beslenen bir balık. O yüzden yani denizdeki tüm küçük balık canlıların hepsini yok etmekte. Pek bir şey kaldığını zannetmiyoruz. Yani palamutçuluk bittikten sonra hani balıkçılık veya yavaşlayacağına kanaatindeyiz. Palamut yine devam ediyor şu anda. Fiyatlar da geçen gün orandan aynı fiyatta gidiyor. Yani bu sene hamsi çok kıt. Daha şu anda Karadeniz hamsi çıkmış durumda değil. O da palamutla çinekopun bolluğundan kaynaklanan bir şey. Dışarıdan Marmara hamsi geliyor. İnceliğine, iriliğine göre değişiyor. İncesi 35 lira kilosu, irisi 70 lira arasında satılıyor. Vallahi bu sene palamut bolluğu çoktu. Herhalde bir Kasım'ı atlatacağız gibi. Normalde Ekim'in sonlarında, Kasım'ın 10'unda falan biterdi ama şu anda devam etmekte. Yani herhalde Kasım'ın sonlarına kadar palamut satacağız gibime geliyor yani. Vallahi iri çinekopumuz var yerli, iri mezgit var, orta boy mezgitimiz var, palamut var, iri istarit geliyor. İri çinekop kalite 100 liraya satıyor. Bir ince çinekop var, yasak olduğundan dolayı tezgahımıza pek koymuyoruz. 50 lira 60 lira arası satılıyor ama iri sarı kanat tipi 100 lira kurtaran çinekoptur. Mezgit var, orta boy mezgit 50 lirayla 60 lira arası satılıyor. İri mezgit de 80'den 100 arası satılıyor şu anda. Süper.